Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Efendim bugün tanıtacağım kitap size Dil ile İkrar. İsmi böyle. Dil ile İkrar. Yazarı da İsmet Özel. Bu sıralar size çok fazla İsmet Özel kitabı tanıttığımı biliyorum. Ama ne yapalım, denk geldi. Kütüphanede onları görünce almamazlık edemedim. Hepsini peş peşe okuyorum. Dolayısıyla da kitaplar peş peşe tanıtılmış oluyor. Yayın evi yine Tio. Jenerik bölümüne geçip baskı tarihini de söyleyeyim. Bu eserin baskı tarihi Haziran 2018, ikinci baskıymış bendeki nüsha. Arkadaşlar bu kitapta şöyle bir hoşluk var. Kapağını gösterdim mi? Hemen yüzüme getireyim de kapağı gözüksün. Kapağı da böyle bir şey göründüğü kadarıyla artık tanışmış olduğunuz özetle de olsa. Şöyle bir hoşluk var bu kitapta dediğim gibi. Demeye çalışacağım gibi. Kitabın yarısı, yani yarısı derken sayfayla yarısı diyelim Osmanlıca, yarısı Latinize, ancak aynı metinlerin Osmanlıcası ve Latinizesi. Yani yazı önce soldan başlarsanız önce Latinize sonra Osmanlıca, ama sağdan başlarsanız önce Osmanlıca sonra Latinizesiyle devam ediyor. Yani kitaba nereden başlarsanız orası doğru. Sağdan başlarsanız sağ doğru, soldan başlarsanız sol doğru bir tarzda yapılmış. Öyle tahmin ettim. Çünkü ben soldan başladım okumaya. İki tarafta da jenerik sayfası var. Bu tarafta Osmanlıca jenerik var. Bu tarafta Latinize bir jenerik var. Güzel düşünülmüş. Benim hoşuma gitti. Pekala. Süremizi başlatmamışım. Onu başlatayım da fazla uzatmayayım. Bazen kaptırıp gidiyorum. Pekala, alıntılarımı okumaya başlayayım. Çok alıntı okuyamayacağım tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla var. Yine kısa kesmek zorunda kalacağım. En sonunda da kitap hakkında bir şeyler söylemeye çalışayım gücüm yettiğince. 10. sayfadan ilk alıntım. Neye yönelmiş olursak olalım, neye yönelmiş olursak olalım, yön ancak sözle var. Sözü değiştirmeden yönü değiştiremiyoruz. Neye yönelmiş olursak olalım, yön ancak sözle var. Sözü değiştirmeden yönü değiştiremiyoruz. Devam edelim. Hop, işte burada var hemen. 25. sayfa. Güzel bir cümle. Seferberlik akabinde karşımıza çıkarılan Sevr Antlaşması öyle bir bela idi ki, bizde Lozan Antlaşması'yla vatanın kurtarıldığını mı yoksa ipotek mi edildiğini soracak hal kalmadı. Bir daha okuyayım. Seferberlik akabinde karşımıza çıkarılan Sevr Antlaşması öyle bir bela idi ki, bizde Lozan Antlaşması'yla vatanın kurtarıldığını mı yoksa ipotek mi edildiğini soracak hal kalmadı. Devam ediyoruz. Hızlı geçmek için şöyle yapayım. Sizi oyalamayayım arkadaşlar. Evet, 50. sayfadan. Kişinin Türk olduğu onun namaz kıldığından anlaşılır. Kişinin Türk olduğu onun namaz kıldığından anlaşılır dememizin ne mana ifade ettiğini bilmek de kıldığı namazdan gafil olmayanların imtiyazı olarak kalacak. Burada İsmet Özel Hoca'nın önceki kitaplarında Müslümanlık vurgusu çok fazlaydı. Burada Türklük vurgusu çok fazla, ama buradaki Türklüğü ırkçılık olarak tarif etmek yanlış olur. İçini hep İslam'la doldurmaya çalışıyor. Yani şöyle bir şey düşünüyor, bana öyle geldi, doğru anladıysam. İslamiyet'in Anadolu'da bulduğu kıvamın özel bir kıvam olduğunu düşünüyor. Anadolu'da bu Türklerle ve Türklük kavramı içinde diğer milletlerin de karışmasıyla. Yani sadece ırk olarak Türk değil. Yani o Türk tarifi içine girmiş, orada kaynaşmış, orada kıvam bulmuşların özel bir yeri olduğunu düşünüyor. O yüzden de Türklük vurgusunu ona yapıyor. Buradaki, yani burada Türk olmak güzel bir şeydir, önemli bir şeydir gibi anladım ben. O yüzden yani ırkçılık olduğunu söylemek yanlış olur. Fakat değişik geldi. Yani önceki yıllarda, 70'lerde, 80'lerde, 90'lardaki yazılarında Müslümanlık vurgusu, bunları hep aynı şeyleri Müslümanlık vurgusuyla söylerken neden şimdi Türklüğe dönmüş? Galiba o liberallerle
AK Parti'nin iyi geçindiği dönem, bu barış sürecine giden dönemdeki anti milliyetçi tavırlar onu biraz korkutmuş mu acaba? O geliyor aklıma. 60. sayfa. Biz Türklüğüyle iftihar edenler bu programın adının bir tür kafiyeye denk gelmesi hoşumuza gittiğince batıllaşma yerine batıllaşma demeyi tercih ediyoruz. Biz Türklüğüyle iftihar edenler bu programın adının bir tür kafiyeye denk gelmesi hoşumuza gittiğince batıllaşma yerine batıllaşma demeyi tercih ediyoruz. Devam edelim. 66. sayfa. Bu belki Necip Fazıl sevenlere biraz ağır gelebilir. Sakarya türküsünü yok sayın. Geride kalan herhangi bir şeyiyle Necip Fazıl Kısakürek ne şair ne de düşünür olarak başını dik tutabilme gücü gösterebilir. Sakarya türküsünü yok sayın. 66. sayfa burası. Sakarya türküsünü yok sayın. Geride kalan herhangi bir şeyiyle Necip Fazıl Kısakürek ne şair ne de düşünür olarak başını dik tutabilme gücü gösterebilir. 67. sayfa. Sanat eseri sese, renge, şekle dair bir maharetin mücessem hali değildir. Onu sahici kılan sadece ve sadece besleyici karakteridir. Kimin beslendiğine bakılır. Beslenme varsa bir millet doğuyor demektir. Ben de onu çizmişim. Beslenme varsa bir millet doğuyor demektir. Devam edelim arkadaşlar. Buraları hızlı geçiyorum. 101. sayfa, iyi geldik. 66'dan 101'e. Şiir nöbetiyle geçirdiğim ömrümün 74. yılında içine düştüğüm şey insanların selametlerini şiirden kaçmakta aradıklarını fark edişimin rahatsızlığıdır. Bir şeyler yazmaktan kendimi alamıyorum. Bir ikbal düşkünü olmadığım için kararlılık ve sadakatle yazdıklarımın bir dünyevi başarıya teminat sağlayacağı ihtimaline zihnimde hiç yer vermeksizin direniyorum, diyor ve devam ediyor. Burada benim dikkatimi çeken bir şeyler yazmaktan kendimi alamıyorum cümlesiydi. Devam edelim arkadaşlar. 100. gidiyoruz. 130. sayfa. Şiire kanı, mensubiyet bağlarının verdiği keder temin eder. Şiire kanı, mensubiyet bağlarının verdiği keder temin eder. 130. sayfadaydı. Yine devam ediyoruz. Ha, 144. sayfa. Bunu paylaşayım arkadaşlar. Terslik, Nurullah Ataç'ın Fuzuli'yi Shakespeare üzerinden anlamalıyız demesiyle Türk topraklarında hödüklüğün nasıl iftihar vesilesi olacağını emsal getirmesinden doğmuştur. Yunus Emre ile Shakespeare arasında en az 243 sene, neredeyse 2,5 asır var. (164. sayfa) Ziya Gökalp'in Gazi'ye istidadları doğrultusunda God Bless America, Tanrı Türk'ü korusun oldu. İlginç bir bağ kurmuş burada. Amerikalıların parasında da yazıyor galiba bu. God Bless America, yani Amerika'yı, Tanrı Amerika'yı korusun. Bu diyor oradan geldi Tanrı Türk'ü korusun söylemi. Alparslan Türkeş 27 Mayıs 1960 sabahı bütün Türkiye'yi NATO'ya ve CENTO'ya bağlıyız tehdidiyle titretti. Bu tarihten 12 Eylül 1980'e kadar 9 ışık doktrini ülkücüleri her dereceden solcularla çatıştırdı. Çatışmalarda yani milletler arası büyük sermaye aynı ateşli silahları solculara ve ülkücülere nöbetleşe kullandırdı. 12 Eylül 1980 akabinde ise o doktrini vaaz eden şahıs, biz hapisteyiz, fikrimiz iktidarda dedi. Herhalde burada yani o Alparslan Türkeş milliyetçiliğinin çelişkilerine işaret ediyor diye düşündüm ben.
Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. 192. sayfa. O güzel bir cümle. Cenneti dünyada aramanın ahirettekinden vazgeçme pahasına olduğunu dostun da düşmanın da bildiği bir gerçek. Cenneti dünyada aramanın ahirettekinden vazgeçme pahasına olduğunu dostun da düşmanın da bildiği bir gerçek. Evet. Şu da güzel. Okuyayım. 195. sayfa. Dünya şeraiti istikametinde akan ırmakta iki kere yıkanma imkanına sahip olmamız şöyle dursun. Vücudumuzu girdiğimiz ırmakta bir kez bile yıkayamayız. Çünkü akıp giden sadece sular değildir. Beden de akıp gidiyor. 196. sayfa. Madem doğduğu tevatürüyle ortalığı yakan medeniyet özgürleşmeyi diline dolamadan duramıyor ve madem olan biteni aklamanın yolunu tasarlananın henüz tamamlanmadığı izahatında arıyor, biz de bu medeniyetin nasılında, niçinin de takılıp kalma ısrarındayız. Yani bu medeniyet saadet getirmedi. Bunu söylediğiniz zaman da daha benim işim tamam olmadı diyor. Öyle bir bahane bulmuş diyor. Biz de diyor bunu sorgulamakta, takılmakta bu noktaya kararlıyız. Doğru. 197. sayfa. Kur'an menşeli Türkçemiz vatanımızın tapusudur. Bir İslam dili olarak Kur'an menşeli Türkçemiz vatanımızın tapusudur. Diyor yazar. Devam ediyoruz. 196. Buralarda çizdiğim pek bir şey gözükmüyor. Bu da ilginç. 231. sayfa. Gustav Mahler orkestra şefi hakkında zaruri bir mazarat ibaresini kullanır. Besteciliğinin yanı sıra dünyanın dikkate değer orkestra şeflerinden birisi olarak bilinen, cümleyi başından alıyorum. Besteciliğinin yanı sıra dünyanın dikkate değer orkestra şeflerinden birisi olarak bilinen Gustav Mahler orkestra şefi hakkında zaruri bir mazarat ibaresini kullanır. Yine hızlandık. Buralarda çizdiğimiz bir şey gözükmüyor. Varmış. 248. sayfa. Turizmin bir kolonyalizm türü. Bak, turizmin bir kolonyalizm türü. Finans esaretine rıza göstermenin bir çeşidi olduğu şiir okuruna bedihi gelir. Turizmin bir kolonyalizm türü, finans esaretine rıza göstermenin bir çeşidi olduğu şiir okuruna bedihi gelir. Evet arkadaşlar yine hızlandık. Arada Osmanlıcalar da olduğu için çok atlıyoruz. Evet. Devletin nonoşu diye ekmeğini Türklerin faziletlerini Türklerin ayıbı ilan etmekten çıkarana denir. Devletin nonoşu diye ekmeğini Türklerin faziletlerini Türklerin ayıbı ilan etmekten çıkarana denir. sayfa. Müslüman isek bize gayrimüslim bir zatın doğruyu söylediği ihtimalini Müslüman isek bize gayrimüslim bir zatın doğruyu söylediği ihtimalini hayatımızdan sileriz. Müslüman isek bize gayrimüslim bir zatın doğruyu söylediği ihtimalini hayatımızdan sileriz. Yani buralarda yani çok izzetli bir duruşu var. Yani bunlarda katılmıyor değilim. Biraz Türklük vurgusu bana fazla geldi ama onu söyleyeyim. Bunun Kürt olmamla da bir ilgisi olabilir. Hasmı olmayanın dostu olduğuna inanmayın. 296. sayfa çok güzel bir cümle. Hasmı olmayanın dostu olduğuna inanmayın. Yine aynı sayfadan neyin söylendiği kimin söylediği ortaya çıkınca anlaşılır. Neyin söylendiği kimin söylediği ortaya çıkınca anlaşılır. Devam ediyoruz. Kaç dakika olmuş? 12. 20'ye çıkalım be. Bu kitap için değer. 302. sayfa. Bizi biz olarak bina eden her şey öğrendiklerimizdir.
Bizi biz olarak bina eden her şey öğrendiklerimizdir. 303. sayfa. Türkiye'de Cumhuriyet'in, bu da yani göçmenlik meselesiyle ilgili güzel bir dikkat çekiş. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilan edildiği zaman zarfında takriben 11 milyon insan yaşıyordu. Yaşıyor diğerine hayatta kalmıştı desek daha doğru olur. Bunların 7,5 milyonunu göçmen diye adlandırabilmemiz mümkündü. Hepsi bizim yurdumuzda yani Türk toprağı olduğundan şüphe duyulmayan bu alana Cumhuriyet'le nihayetlerinin asrın çeşitli tarihlerinde Balkan topraklarından, Kafkasya'dan, Müslüman nüfusu sahip Asya ve Afrika ülkelerinden çok farklı sebeplerle gelmişlerdi. İlâ ahir devam ediyor bu metin. Yani Türkiye diyor bir göçmen ülkesi aslında. sayfa. Modernliğin yapaylığı dediğimiz şeyi biliyormuş gibi yapma şeklinde de ifade edebiliriz. Modernliğin yapaylığı dediğimiz şeyi biliyormuş gibi yapma şeklinde de ifade edebiliriz. Normalde diğer kitaplarda paragraf okuyordum. Bunda cümle okuyorum arkadaşlar. Daha çok cümle okumak için. 321. Şöyle bir yerden başlayalım. İnsanların beşikten mezara, biricik hayatına önce iş hayatı, özel hayat diye ikiye ortadan ayırıp, sonra her yarıyı küçük parçalara bölen kapitalizm, bilhassa bu bakımdan küfrü temsil ettiği gözlerden saklı tutamaz. Bir daha okuyayım cümleyi. İnsanların beşikten mezara biricik hayatını, önce iş hayatı, özel hayat diye ikiye ortadan ayırıp, sonra her yarıyı küçük parçalara bölen kapitalizm, bilhassa bu bakımdan küfrü temsil ettiğini gözlerden saklı tutamaz. Zamanı da parçalıyor. Yani şirkin zaman da parçalayıcı bir mahiyeti var diyor hoca sanki burada. Zamanın parçalanmasından da onu parçalayanın ehli şirk olduğunu anlayabiliriz gibi bir şey söylüyor sanki. Sahih haber esastır. Akıl değil, 324. sayfa, sayfayı söylemedik. 324. sayfadayız. Sahih haber esastır. Akıl değil, nakil esastır. Avrupa'nın aydınlanma çağı yaşadığı rivayet edilen zaman diliminde Türklerin başından duraklama devri denilen ve insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir vakanın geçtiği sahih bir haber mi? Diye devam ediyor bir sorgulamaya. sayfa. Olduysak ayetler ve hadislerle Türk olduk biz. Olduysak ayetler ve hadislerle Türk olduk biz. Eğer Türk kültüründen söz edilecekse gündeme İslam dininin ürünlerinden sadece biri gelecektir. 359. sayfa. Omurgası olan metbudur, tabi değil. Omurgası olan metbudur, tabi değil. Sünnileşmek üzerine güzel bir şey. Sünnileşmenin din adına türetilmiş her çeşit safsatadan arınma olduğunu anlayacak kapasite ise Helenleşme ve Romalılık sancıları geçirmenin bedeli olarak zimmetimize geçti. Sünnileşmenin din adına türetilmiş her çeşit safsatadan arınma olduğunu anlayacak kapasite. İlahir devam ediyor cümle. Yani sünnilik nedir? Evet, hurafelerden arınmadır aslında. Her çeşit safsatadan arınma diyor burada. Evet. 377. sayfa. Bir daha vaktimize bakalım. Gustav Mahler, o az önce de bir sözünü nakletmiştik. Onun başka bir sözü. Suni olmayıp tabii olan nedir? Gustav Mahler besteleyebilmek için yaşıyor, yaşayabilmek için ise orkestra yönetiyorum demişti. Besteleyebilmek için yaşıyor, yaşayabilmek için ise orkestra yönetiyorum demişti. 384. sayfa. Vatanı İstiklal Marşı şairinin peşine polis takanların kurtarmış olma ihtimaline yer verenler bugüne kadar kimin ekmeğine yağ sürdü? Vatanı İstiklal Marşı şairinin peşine polis takanların kurtarmış olma ihtimaline yer verenler bugüne kadar kimin ekmeğine yağ sürdü? Çok ciddi bir soru. 385. sayfa.
Burada başkanlık sistemine bir eleştiri var galiba. Cumhuriyeti eğer parlamenter sistemden vazgeçerse, şuradan okuyayım. Türkiye Cumhuriyeti eğer parlamenter sistemden vazgeçerse bir kalemde hem saltanattan hem de hilafetten vazgeçmiş olacak. Burada mesela kitabın genelinde de hocanın artık muhalif bir tarafta olduğunu, yani AK Parti, hatta AK Parti demiyor zaten, AKP diyor, muhalifi olduğu seziliyor. Hatta üstünü kapattığı çok sert göndermeleri var. Yani bunların üstünü açsa muhtemelen hukuki bir süreç başlar hakkında, böyle tahmin ediyorum. Bayağı bir muhalif, ama muhalefet ettiği her noktada isabet ediyor mu? Yani bazılarında diyorsun, yani hak veriyorsun, bazı tehlikeler olabilir ima ettiği şekilde. Bazılarında çok hayali, yani delilsiz, uçuk sonuçlara gitmiş gibi hissettim. Bu kitabı o yüzden biraz başka buldum. Hadi onları da söyleyerek bitireyim, daha fazla uzatmayayım çünkü çok alıntı var zaten. Önceki kitapları hocanın daha umutluydu. Yani kesinlikle bu 70'ler, 80'ler, 90'lar yazıları daha umutlu, Müslümanlık kimliği üzerine, daha böyle sosyal hayatta hak isteyen, talep eden, umutlanan, üstten konuşan bir şeyi vardı. Burada sanki hoca böyle biraz umudunu kaybetmiş, siyasetle yani ondan bir şey çıkmayacağını düşünüyor artık. Halktan yana da çok şey yok. Anlaşılmadığını düşünüyor gibi. Biraz da o anlaşılmamanın şeyi olarak, yansıması olarak dili de çok kapanmış bu kitapta. Yani çok imalı şeyler söylüyor. Cümleleri uzun uzun, böyle kesik kesik düşünceler. Onlar da bir kapatma tekniği gibi kullanılmış kitapta. Öyle hissettim ben. Yani fikrini söylüyor ama o fikirle suçlanmamak için o fikrin üstünü kapatıyor. Tekrar böyle bulandırıyor suyu gibi. Böyle bir tarz hissettim ben bu kitapta. Olabilir, yazarların dönem dönem farklılaştığını biliyoruz. Ama tabii hocanın takipçileri ne dendiğini, ne denmek istendiğini anlıyorlardır burada. Onlara kapalı değil ama daha dışarıda olanlara kapalı diyelim. Bir üslup burada takip etmiş hoca. Dediğim gibi o yazılarla bu yazılar arasında üslup farkı var. Vurgu farkları var. Şu yok ama hoca yine hani İslam üzere konuşuyor, Ehl-i Sünnet üzere konuşuyor. O konularda bir ayağa kayması yok. Ama beklentilerini bulamamış bir insanın kederi var gibi bu yazılarda hissediliyor arkadaşlar. Bir kısmını da sizinle paylaşmış oldum. Kapağını da tekrar şöyle bir göstereyim. Yani bu kitabı da okuyun, tavsiye ederim. Kötü bir metin değil. Hatta yani o cümleler falan kolay kurulacak cümleler değil. Hoca iyi çalışmış yazılar üzerinde. Kabul etmek lazım. Çok cayır cayır çalışan bir kafası var. Ama her fikre katılmayabilirsiniz. Ben de katılmadım. Bazı yerlerde yolunuzu kaybedebilirsiniz. O konu değişikliğinden o kadar sık konu değiştiriyor ki kafanızı karıştırıyor. Öyle şeyler yaşayabilirsiniz. Diğerleri kadar şiddetli değil. Daha önce tavsiye ettiğim kitaplar olmuştu 3-4 tane. Onlar kadar şiddetli olmamakla beraber bunu da tavsiye ederim. Okuyun. Faydasını mutlaka görürsünüz. İsmet Özel okunması gereken bir yazar. Ben okuduğum kitapla itibariyle söylüyorum. Yani onun böyle videoları falan kesilip paylaşılıyor. Bunlarla değerlendirmeyin. Kitabını alın okuyun. Adam çok yazmış zaten. Her bir kitabı bakın. 500-600 sayfa. Ben şu ana kadar okuduğum 4 kitabı da o civardaydı. Son okuduğum 4 kitabı. Bu kadar yazmış bir adamı yazdıklarından okumak, değerlendirmek daha doğru olur gibime geliyor. Pekala, bir kitaplık da bu kadar. Başka bir kitapta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.